Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sayfama hoş geldiniz. Bugünün konusu şaşırtma. Şaşırtma nedir? Neden yapılır? Ve de bitkiler için önemi nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce arkadaşlar şaşırtma. Tohumumuzu belli bir kaba ekiyoruz. Ektikten sonra arkadaşlar fideler belli bir boya geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra da yerleri dar olduğu için fazla büyüyemiyorlar. Çünkü sıklıktan dolayı. Aşırı düzeyde büyüyemiyorlar ve zaman içinde nemden dolayı, aşırı sulamadan dolayı ya da sıkışıklıktan dolayı hastalanıp fungal hastalıklara yakalanıp ölebiliyorlar. Arkadaşlar bu fidelerimizi ölümünü engellemek için de şaşırtma yapıyoruz ve daha fazla güçlendirmek amacıyla yapıyoruz aslında. Normalde arkadaşlar küçük saksılara ekiyoruz. Böceklerden arı ya da temiz bir toprakta büyütme işlemini yapıyoruz. Bahçedeki gibi dış ortamlara fazla düzeyde açık değil. Sera ortamda büyüttüğümüz için fide istediğimiz boyuta geliyor. Ancak fideyi eğer küçükken dışarı alırsak arkadaşlar kurda, kuşa, böceğe yem yapıyoruz. Sümüklü böcekler hemen onları tüketebiliyor. Salyangozlar da keza aynı şekilde. Bunu engellemek için de arkadaşlar fidemizi elimizden geldiğince küçük saksılarda maksimum düzeyde büyütmeye çalışıyoruz. Bu sayede dışarıda kurda kuşa yem olmadan büyük bir ebatta sağlayarak ekimini yapıyoruz. Ayrıca arkadaşlar benim gibi bahçesi küçük olanlar ya da balkon bahçeciliği yapanlar için arkadaşlar ben şaşırtmayı öneriyorum. Çünkü yerimiz dar, her ürünü denemek istiyoruz. Ancak yerimiz dar olduğu için her çeşitleri ekemiyoruz. Çünkü bir ürünü kaldırdığımızda direkt tohumdan ekersek tohumdan fide dönemi en az 40 gün sürüyor ve 40 gün o bölge boş kalıyor. Bu ve boş kaldığı için de ürün toplayamıyoruz. Ama ben küçük beni Instagram sayfamdan, YouTube hesabından takip eden arkadaşlar bilir. Şehirli Bahçıvan hesabından takip eden arkadaşlar bilir. Direkt ben maalesef direkt toprağa tohum ekmiyorum. Önce fide yapıyorum. Fide yaptıktan sonra da belli bir boyuta getiriyorum. Belli bir boyuttan sonra bahçeye aktarıyorum. Bu sayede arkadaşlar minimum yerden maksimum düzeyde kısa sürede ürün elde etmiş oluyorum. Çünkü bir ürüne hasat ettim mesela salatalık. Ağustos ayında sökümünü yaptım ya da Eylül ayında sökümünü yaptım. Yerine ıspanak ekeceğim. Tohumlarını ektiğimde mesela çıkımı 10 gün. Fide haline gelmesi 30-40 gün. Yani ıspanak kendi görünür hale gelmesi en az 40 gün alıyor toprakta. Ayrıca tohumunu ektiğim için de toprağa arkadaşlar böcek, karınca gibi zararlar taşıyabiliyor. Ve tohumdan oluyorum. Bunu engellemek için de arkadaşlar her türlü tohumu ilk önce fideye dönüştürüyorum. Fideden sonra erişkin hale dönüştürüyorum. Erişkin olduktan sonra ise bahçeye aktarıyorum ve ürüne dönmesini bekliyorum. Arkadaşlar her çeşidi de şaşırtma yapmıyorum ya da her ürünü de bu şekilde uğraşmıyorum. Örnek maydanoz, kıvırcık, roka, tere gibi ürünlerde direkt viyole ekim yapıyorum. Belli bir boyuta geliyor ve daha sonra bunları arkadaşlar toprağa aktarıyorum. Ama ben burada mesela marul ekmişim. Çok sık. Bunları şaşırtacağım. Altta görmüş olduğunuz viyoldeki gibi. Bunları ekimini yaptıktan sonra arkadaşlar sulayacağım ve belli bir boyuta getireceğim bu viyol içinde ve daha sonra da bahçeye aktaracağım. Domates, biber, patlıcan, kıvırcık, marul, kabak bu gibi çeşitlerde arkadaşlar şaşırtma yapılıyor ve şaşırtma yapmanın amacı temel amacı daha büyük bir bireyi bahçeye aktarmak ve dış ortamlardan zararını minimum seviyeye indirmek. Ayrıca arkadaşlar biz şimdi birazdan şaşırtma yaptığımı da göstereceğim. Şaşırtma yaparken biz onların fidelerin kılcal köklerine de zarar veriyoruz ve zarar verdiğimizde ise arkadaşlar tekrar ekim yapıyoruz ve bitki şöyle anlıyor. Ben zarar gördüm. Kendimi onarmalıyım. Kendimi toparlamalıyım. Tekrar bir atağa geçiyor ve bu atak sayesinde de arkadaşlar fideler güçleniyor. Yani öldürmeyen her şey nasıl güçlendiriyorsa fidelerde de aynı şekilde. Onları öldürmüyoruz, aktarıyoruz ama zaman içinde güçleniyor. Güçlü bir birey hale geliyor. Bu sayede dışarıda daha fazla büyük halde ürüne dönene kadar sağlam bir şekilde kalabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın fidem bu şekilde. Burada 6-7 çeşit marul ve kıvırcık çeşidim var. Kök yapısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kök yapısı gayet iyi. Bakın bu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi
Fidelerimin de durumları gayet iyi. Şimdi ben bu şekilde size ilk önce nasıl ayırdığımı göstereyim. Bu şekilde kaldırıyorum. Toprak yapısını biraz bozuyorum ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi kök yapısı gayet iyi. Bu şekilde kılcal kökleri kopartıyorum, ayırıyorum bir kenara. Daha sonra bu şekilde bastırıp görmüş olduğunuz gibi tekli tekli ayırıyorum. Bakın arkadaşlar, durumlar gayet iyi. Sağlıklı, kök çürükleri yok. Bakabilirsiniz, herhangi bir şekilde bozukluk ya da kararma da yok. Gayet durumlar iyi. Bakın, ayırdım iyice. Bunları arkadaşlar tekleyebilirim ya da ikili de ekebilirim. Tamamen fidenin durumuna göre. Ben şimdi burada size göstermek istiyorum. Viyolümü çektim. Bakın, bir kalem yardımıyla bu şekilde delikler açtım. Toprağa kendi yapmış olduğum kompost toprağı. Siz de yapabilirsiniz kendi kompostunuzu. Instagram sayfamda kompost yapımı hakkında bilgi paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar teker teker dikimini yapıyorum. Bakın. Gayet fideler iyi. Mesela bu biraz zayıf. Bunu ikili dikim yapıyorum. Dikimini yaptım arkadaşlar. Bastırıyorum ki hava almasın. Bastırmamızın temel amacı toprakta hava katmanı oluşmasın. Üstüne de toprağı ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dikimlerini yaptım, bitirdim. Şimdi biraz solgun görünüyorlar çünkü dikimleri olduğu için. Şimdi bunların sulamasını yapacağım arkadaşlar. Sulamasını da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar bir şişem var. Şişenin ucunda bir pipet geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sulamasını yapıyorum. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hem daha rahat olur hem de suyun hangi birine ne kadar suyun gideceğini bu şekilde kontrollü bir şekilde sulamasını yaparsınız. Bakın, şimdi biraz solgun görünüyorlar dediğim gibi. Daha sonra toparlanacaklar. Daha ileriki videolarda da gösteririm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şaşırtma işlemini yaptım.
sulaması gerçekleştirildi. Arkadaşlar bunlar bizim şaşırtma yaptığımız kıvırcıklar ve marul çeşitleri. Burada 7-8 farklı çeşit kıvırcığımız mevcut. Bakın kırmızı yapraklı, normal yeşil, hafif kıvırcık. Gayet durumları iyi. Bakın gördüğünüz gibi. Sizler de şaşırtma yaparak bitkinizi güçlendirebilirsiniz. Her zaman fide yetiştirirken yaptığım yöntem. Şaşırtma her zaman bitkiyi daha güçlü kılıyor. Bakın şimdi bir tanesini rastgele çekelim. Köküne bakalım. Bakın. Kök yapısına. Gayet iyi. Bitkinin durumuna bakın. Gayet iyi. Başka bakalım mesela. Mesela bu bitki. Bakın kök yapısı gayet iyi. Bir haftada bu şekilde kök oluşturmuş. Toprağımız sadece kompost toprağı. Görüldüğü gibi. Bakın bitkinin durumu gayet iyi. Hemen hemen bir avuç şeklinde. Sizler de şaşırtma yapabilirsiniz. Bu sayede bitkiniz daha çok güçlenir. Hatta bir tane daha bakalım. Bakın kök yapısı gayet iyi. Görüldüğü gibi. Boyutu da gayet iyi. Şaşırtma yaptıktan sonra gayet güçleniyorlar ve daha sağlıklı oluyor. Sizler de şaşırtma yapabilirsiniz. Orta hatlardan da bakalım. Şu en büyüğe bakmak istiyorum. Bakın kök yapısı gayet iyi. Bitkinin boyu gayet güzel. Sizler de bu şekilde şaşırtma yapabilirsiniz. Şaşırtma yaparak bitkilerinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz. Şaşırtmanın sloganı öldürmeyen her şey güçlendirir arkadaşlar. Instagram ve YouTube hesabında Şehirli Bahçıvan olarak biliniyorum. Sizler de abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.